Günaydın tatlımlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Herkes umarım iyidir. Bu videonun da açılışını böyle yapmak istedim. Herkese buradan selam olsun. Bugün cuma. Hayırlı cumalar herkese. İnşallah dediğim gibi iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. Ben biraz böyle grip gibiyim. Yani burnum akıyor sadece. Öyle söyleyeyim size. Yani burnum tıkanmış. Boğazım da sabahtan böyle bir ağrıyor gibiydi ama çok şükür geçti. Birazdan da zaten yemeğimi yiyince hemen pastil alacağım bir tane. Çok iyi geliyor. Bir de gargara yaparım diye düşünüyorum. Alıyor yani oradaki sabahın etkisiyle olan böyle bir şey oluyor. Nasıl söyleyeyim size? Boğaz ağrısı hafif böyle su içmemekten büyük bir olasılık. Yemeğimi yedikten sonra pastilimi alırım, gargaramı yaparım. Geçer inşallah. Burnumun tıkanığında kaç günden beri üşüdüm ben farkındayım. Herhalde büyük küçük küçük böyle bir grip modu geliyor gibi geliyor bana. Daha beterinden saklasın Allah tabii ki. Şimdi böyle kendime tost yaptım. Recep bugün evde yok arkadaşlar. Sabahçı akşam saatlerinde gelecek. Böyle bir şey canım istemedi. Hatta çay bile yapmak istemedim. Su içeyim dedim. Hani su içmek önemli biliyorsunuz ki. Böyle bana şimdi afiyet olsun. Kahvaltıda olanlara da afiyet olsun. Minik prensesim gelecek. Yukarıdaki komşu küçük oğlunu bana bırakacak. Biraz işleri varmış. Belki onunla birlikte size onu böyle zapt edebilirsem onunla birlikte size video çekerim diye umuyorum. Bakalım gelişmelere göre hareket edeceğiz inşallah. Bu arada ekran karşısına çıkacağım ama şu anda müsait olmadığım için çıkmıyorum arkadaşlar. Ama çıkacağım inşallah. Tatlışlar, ekran karşısına şimdi çıktım ve sizinle biraz bakım yapayım dedim yukarıdaki bebiş gelmeden önce. Şöyle saçlarımı biraz böyle azıcık bir bağlayayım. Sonradan da şey yapacağım, salacağım tekrar. Bu aralar böyle saçlarımı salmak istiyorum nedense. Sürekli bağladığım için saçlarım çok dökülü. İnşallah beni de net bir şekilde görüyorsunuzdur. Şöyle yapalım. Işık biraz da iyi sanırım. Yüz nemlendiricimi süreyim ki cildim aşırı derecede kuru. Daha doğrusu benim cildim kabuklanıyor arkadaşlar. Özellikle de burun kısımlarım. Sesim çatallaşmaya başladı. Neyse çocuğun yanında da maskeli dururum büyük bir olasılık. Sıkıntı olmasın. Böyle nemlendirdim cildimi arkadaşlar. Şimdi sadece kaşlarımı bir boyayacağım. Zaten kaşlarımı boyamam sadece yüzümün renklenmesini sağlıyor. Evdeyim zaten. Şöyle az şey ekranın karşısında telefonun ekranıyla nasıl yapacaksam artık, hatta yapamadım yani gördüğünüz taştı. Neyse zaten şöyle azıcık azıcık benim kaşlarım aslında doldurmaya ihtiyacım var. Microblading yaptırmam lazım yani yaptırmak istiyorum daha doğrusu. Fakat olmuyormuş arkadaşlar. Hani gene ben Eylül Öztürk'ün yerine gittiğim zaman söyleyeceğim. Oraya çok gitmek istiyorum ama bir türlü nasip olmadı. Oraya gittiğim zaman söyleyeceğim yapılabiliyor mu diye. Benim egzamam var kaşlarımda. Egzama olduğu için olmuyormuş arkadaşlar. Sizle birlikte böyle şey yapıyorum şu anda. Neyse şuradaki aynamla yapayım bari de. Küçük tripodu şey yaptım bugün. Büyük ayaklı tripodu yapmadım. Sadece birazcık kendime gelmek için yapıyorum. Yani normalde evdeyim zaten. Hani yapmam gereksiz aslında da. Biraz hani böyle şey yapmak babında. Kendimize gelmek babında yaptım yani.
sizin karşınıza bakımsız çıkmayayım diye. Öyle arkadaşlar. Şöyle yaptım şimdilik. Saçıma da geçen gün fön çektirmiştim. O yüzden böyle birazcık salık gezmek istiyorum. Hem de saçlarım dökülmesin diye. Hatta şuraları artık bozulmaya başladı. Birazcık birkaç gün idare ediyor beni böyle. Ondan sonra bozulmaya başlıyor. Çünkü saçımın teli de çok yağlı. Öyle yani arkadaşlar. Biraz kendimize gelelim. Şimdi yumurcak gelince onunla ilgilenelim. Küçük misafirim geldi kızlar. Yakışıklım geldi ama gözleri kayıyor. Gördüğünüz gibi uyuyacakmış. Ben de yatak odasına geçtim şimdi. Diğer oda havalanıyor. Ses de geliyordur zaten. Böyle küçük küçük sallayacağım. Öğle uykusu gelmiş çünkü. Afacanımız. Biraz oynaştık ama gözleri gördüğünüz gibi kayıyor. Uyutacağım şimdi onu. Bakalım. Yaramaz uyuyacak inşallah. Bir maşallahınızı alırız. Arada bir annesi bana bırakıyor işleri olduğu zaman. Öyle. Onunla oyalanıyorum ben de. Hadi yatalım. Hadi uyuyalım artık. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Emjini yesinler şey. Emjini. Emjini. Tamam almadım. Hadi datalım artık. Hadi bize iyi geceler. İyi uykular. İyi geceler diyorum. Nefesim ona fazla gitmesin diye maske taktım da fazla şey yapmak istemiyorum. Sessiz konuşuyorum bu arada. Görev başarıyla tamamlandı zaten. Acayip uykusu vardı kızlar. Annesi de pazara gidip gelecek hemen. Söyledim zaten size ufak bir işi var diye. Arada da bana böyle bırakıyor. Şu anda elimi tutarak uyuyor. Elimi tutmayı da seviyor. Şöyle göstereyim. Böyle. Ben de içerki odanın ışığını demişim. Camını açtığım için havalandırayım. Güneş vardı çünkü havada gayet güzel. Böyle yatak odasına geçtim. Yatak odasında beraber oturuyoruz. Burası biraz daha sıcak oluyor. Böyle. Şimdi görevimi tamamladığıma göre sesimi çıkartmayıp burada biraz uyuyayım. Daha doğrusu uyuyayım demişim ya. Allah'ım yarabbim. Sallayayım. Ayağımda dursun. Ayağımdan indirdiğim anda uyanır çünkü. Ayakta sallanmaya alıştığı için. Aslında yanlış bir şey ama işte ayakta sallamak böyle alışmış. Çok bir şey yok. Böyle yapıyoruz artık. Böyle güzelce uyusun. Bebek gitti kızlar. Bebeği annesine verdim. Annesinin işi bitti. Verdim. O da uyandı zaten. Uyandıktan sonra da fazla vızvızlansın istemedim. Yemek yemesi gerekiyordu. Yemek yemesi, emmesi falan gerekiyor. Fazla dedim huysuzlanmadan. Birazcık oynadık birlikte. Sonra annesine yolladım. Birazdan belki annesini kahveye çağırırım ama evde ufak tefek bir işlerim var. Onları halledip ondan sonra çağırmayı düşünüyorum. Belki bakalım. Çünkü onları halletmem lazım. Yani şöyle ufak tefek açık yerleri falan bir süpürmem gerekiyor. Birlikte yapabilirsek birlikte yapacağız. Yani evi havalandırdım şu an. Dediğim gibi tozları da almam lazım. Büyük balısık onu akşama bırakacağım. Havanın böyle gün batımını azaldığı vakitte yapıyorum. Çünkü E5'in tozu direkt gündüz hani ben siliyorum o tekrar oluyor gibi geliyor bana. O yüzden böyle hava kararmaya yakın falan tozları almaya çalışıyorum. Öyle benim için daha iyi oluyor. Kendimi daha da rahat hissediyorum yani o şekilde. Tam yapmış hissediyorum yani. Öyle yani kızlar. Şimdi evi birazcık süpüreceğim. Şöyle üstün körü hani üstünden alacağım. Her seferinde üstün körü yapıyorsunuz diyebilirsiniz belki ama ben evleri temizliyorum arkadaşlar. Hani büyük el süpürgem var, robot süpürgem. Onunla alıyorum. Video çekmiyorum. Video çekeceğim günlere denk gelmiyor sadece. Yoksa yapıyorum yani öyle söyleyeyim. Bu arada size bir şey göstereyim.
Arkadaşlar bu benim bambum. Ben böyle buraya koydum bunu. Burası ışık almıyor mu diye, güneş almıyor mu diye sadece güneşlikle duruyorum biliyorsunuz. Buraya daha henüz perde alamadım ben. Artık bir dahaki ay alacağım. Yani Mart'ta kesin almış olurum diye düşünüyorum. Bir tane bambum böyle çürüdü arkadaşlar. Ben onu şöyle söyleyeyim. İnternette okumuştum. Mumlanması ve böyle keskin bir bıçakla ateşte tutuşturulup, mesela bıçak ateşe tutup o şekilde kesmek gerekiyormuş herhalde. Ben her şeyi yaptım. En sonunda kendim kestim, mumlamadım. Mumlamayınca da daha beter oldu, daha kötü oldu bence. Mumladığım halde de sarı şeyleri böyle alta sarkıyor, yani gidiyor, yani şöyle söyleyeyim, böyle böyle gidiyor. Bu herhalde gitti. Bunu kurtarma gibi bir şansım yok. Bu bundan sonra uzamaz gibi geliyor bana. Eğer bu bamba hakkında bir şeyler biliyorsanız, bunu tekrar canlandırabilirsem lütfen yorumlara atarsanız çok çok sevinirim. Çünkü gitti yani, çok üzüldüm. Üç tanesi de mutluluk ve şans demekmiş. Ben de şans olsa zaten diyeceğim de. Neyse. Sevinirim arkadaşlar. Bambumu eğer kurtarabilirsem, ama çöp derseniz de artık çöpe atacağım. Yapacak bir şey yok. Şimdi size yemeklerimi göstereyim, yaptığım yemeklerim. Böyle et suyu, et daha doğrusu et şey yaptım, haşladım. Hatta et suyum da burada. Size öyle söyleyeyim. Şimdi bunu kavanozlara koyup, şöyle kavanozlara koyup saklayacağım. Böyle burada da etli patates yaptım. Burada da yayla çorbası yaptım. Şimdi afiyetle bunu yiyeceğiz. Eşim bekliyorum. O da gelmek üzeredir zaten. Bize afiyet olsun. Sizlere de afiyet olsun. Kızlar, şimdi ben ekran karşısına anca geçebildim. Saat neredeyse 12'ye gelmek üzere. Birazcık ev ile uğraştım. Dediğim gibi tozları aldım ama çekemedim. Ne yazık ki. Çünkü eşim de geldi sonradan, yemek bilmem ne derken. Yemeği, yaptığım yemeği zaten size göstermiştim. Yemek falan faslı derken anca mutfağımda şöyle toparladım. Her yerini pırıl pırıl yaptım. Bir de size şunu göstereyim. Buraya böyle bir şey aldım kızlar. Kahve köşesine şöyle göstereyim size. Bir kahve yazısı alacağımı söylemiştim ya.
aldım çok şükür. Böyle daha güzel oldu sanki. Işığı yakarak gösterirdim ama inşallah başka sefere. Zaten biliyorsunuz buranın ışığını. Bence böyle güzel oldu. Şimdi canım pasta istedi. Şöyle pratiklerimden bisküvi pastası yaptım. Böyle arada krizlerim tutuyor benim. Bu üstündekileri de karamel parçacıkları kızlar. Böyle. Yani pratik 5 dakikada bisküvi pastası, biliyorsunuz kolay pasta. Şöyle de kettle'da su kaynatıyorum ki sallama çay yapacağım. Recep biraz kestiriyordu. Onu uyandırayım. Şimdi bize afiyet olsun. Bu arada kelimelerin artık arkadaşlarım bitti. Şimdi bu arada başladı. Artık bu arada deyip duracağım herhalde. Neyse size veda edeyim kızlar. İnşallah videomu severek ve beğenerek izlersiniz. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize çok cici bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.